gençler, hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu videoda modern tiyatro konusuna devam edeceğiz. Daha önceki videoda trajediyi çekmiştik, onları öğrenmiştik, önemli özelliklerini. Şimdi ikinci türümüz olan, geleneksel eski Yunan tiyatrosundaki ikinci tür olan komedi veya bir diğer ifadesiyle komedyayı bu videoda öğrenmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar, komedi başlığımızı görüyoruz. Şimdi komedi zaten şu anda da günümüzde kullandığımız anlamıyla aynıdır arkadaşlar. İzleyiciyi güldüren, eğlendiren ve eğlendirirken onları belli düşüncelere sevk eden tiyatro türüne biz komedi diyoruz. Yani komedi dediğimiz tiyatro türünün içerisinde hem güldürmek hem de düşündürmek olduğunu söyleyebiliyoruz. Tıpkı fıkralarda olduğu gibi arkadaşlar. Fıkralarda da hem güldürmek hem de düşündürmek temel amaçtır. Bunu da biliyoruz. Şimdi komedide kişilerin ya da toplumun gülünç yanlarını ortaya konularak seyirciyi güldürme yoluyla düşündürme ve doğru yola yöneltme amacı güdülür. Yine burada arkadaşlar trajedide bir ahlak ve erdem dersi verilirken komedide de insanları doğru yola güldürerek doğru yolu buldurma şeklinde bunu ifade edebiliriz arkadaşlar. Komedi trajedide olduğu gibi bağ bozumu tanrısı olan Dionysos adına yapılan törenlerden doğduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Yine dini ritüelle doğup daha sonra tiyatroya dönen bir türden bahsediyoruz. Bu törenlerde komos denilen alaylar kurulurdu. Halk flüt çalan birilerinin arkasından türlü taşkınlıkları yaparak sokaklarda, kırlarda, dağda taşla dolaşır. Birbirlerine şakalar yapıp eğlence şeklinde arkadaşlar bir takım sözler söylerlerdi. Ve bu daha sonra bu tür etkinlik diyelim, Yunan kültüründe olan bu tür etkinlik tiyatro türüne döndüğü zaman komedi adını almış oluyor. Şimdi arkadaşlar klasik komedinin özelliklerine bir bakalım. Madde madde gene. Klasik komedide konular günlük yaşamdan alınır. Yani günlük hayatta ne varsa komedide de bu günlük hayattan kesitler yer alacaktır. Dolayısıyla yaşanan hayatla daha böyle trajediye göre iç içe olduğunu söylememiz mümkündür arkadaşlar. Kişiler çoğunlukla halk kesiminden seçilir. Yani günlük hayatta karşımıza çıkabilecek, bizim karşımıza çıkabilecek her türden insan komedide olay örgüsünde kendisine ne yapacaktır arkadaşlar? Yer bulacaktır. Bu trajediden biraz farklılık olarak karşımıza çıkar. Orada soylu insanlar vardı. Burada halk kesiminden insanlar yer alır arkadaşlar. Acı veren olaylar, işte vurmak, kırmak, yaralamak ve benzeri gibi arkadaşlar seyircinin gözü önünde gerçekleştirilebilir. Bu trajedinin tam tersi olmuş oluyor. Bu tür olaylar trajedide sahnede sergilenmezken komedide sahnede sergilenme olayı vardır arkadaşlar. Şimdi bir diğer özelliğimiz, üslupta soyluluk aranmaz. Her türlü kaba sözlere, şakaralara yer verilir. Trajedi soylu bir dil, üst bir dili amaçlarken arkadaşlar sıradan bir dili kullanmaz. Kendine özgü bir saygı çerçevesinde bir dil dizayn edilmiştir trajedide. Ancak komediye geldiğimiz zaman sıradan bir insanın günlük konuşmaları komedide karşımıza çıkabilir. İşte şakalar, şakalı sözler tabii ki komedide olmak durumundadır. Dolayısıyla dil açısından da böyle bir rahatlık ve esneklik olduğunu söyleyebiliriz. Gene arkadaşlar bakın, hem trajedi hem komedi nazım şeklinde yazılır. Yani arkadaşlar bunların genel özelliği şiirsel olarak yazılıp şiirsel olarak oynanmalarıdır diyoruz. Trajediler gibi komediler de birbiri ardından sürüp giden diyalog ve koro bölümlerinden oluşur. Eser ara vermeden oynanır, perde arası yoktur. Burada arkadaşlar demek ki burada eserin önemli unsurlarından birisi komedinin diyalog ve koro bölümlerinden oluşması, tıpkı trajedide olduğu gibi. Komedi dedim, üç birlik kuralına uyulur. Evet arkadaşlar, bu genel olarak bunu öğrenmemiz gerekli. Yani hem trajedide hem komedide üç birlik kuralı vardır arkadaşlar. Bunlar eserde uygulanmak durumundadır. Komedinin en önemli temsilcisi eski Yunan'da Aristofanes ve 17. yüzyılda Fransız edebiyatında gördüğümüz Molière'dir arkadaşlar. Şimdi başlıca komedi çeşitlerine bir bakalım. Komedi türü arkadaşlar üçe ayrıldığını şimdi birazdan görmüş olacağız. Öncelikle birincisiyle başlayalım. Karakter komedisi. Şimdi gençler şöyle, karakter komedisi insan karakterlerinin gülünç ve aksak yanlarını konu alan komedidir. Yani bir insanın toplum tarafından böyle eğlenceli görülen, aksayan bir yön olarak görülen kısımlarının eğlenceli, ders verici bir şekilde aktarılmasına biz ne diyoruz? Karakter komedisi diyoruz. Adı üzerinde arkadaşlar, bir insanın karakterinin komedi şeklinde bize yansıtılmasına deniyor karakter komedisi. Şimdi
Örnek olarak mesela Molière'in Cimri eseri, Shakespeare'in Venedik Taciri gibi eseri karakter komedisine örnek verilebilir. Gelelim töre komedisinedir. İkinci türümüz arkadaşlar. Toplumun gülünç ve aksak yanlarını konu alan komedidir. Demek ki burada toplumun genel olarak toplumda var olan bir takım gelenek, görenek, inanç sistemi olabilir. Yani davranış kodları olabilir. Bunların komik bir şekilde sahneye aktarılması töre komedisini oluşturur. Molière'in gülünç kibarları, Gogol'un müfettişi, Şinasi'nin şair evlenmesi. Burada arkadaşlar özellikle şunu bilmemiz lazım. Şair evlenmesi Şinasi'nin bir töre komedisi olduğunu tür olarak bilelim. Peki entrika komedisi nedir, ona bir bakalım. Olayların şaşırtıcı bir biçimde düzenlendiği, çoğunlukla güldürmekten başka bir amaç güdülmeden yazılan komedidir. Demek ki arkadaşlar içerisinde biraz şaşırtıcı unsurlar olan ve temel amacı güldürmek olan komedi türüne de biz ne diyoruz? Entrika komedisi diyoruz. Entrikalarda olaylar çok akışkan, seri bir şekilde ve merak duygusu uyandıracak bir şekilde dizayn edildiğini söyleyelim. Molière'in Scarif'in Dolapları, Shakespeare'in Yanlışlıklar Komedisi gibi eserleri komedi türüne örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Peki önemli komedi yazarlarımız kimlerdir? Onlara bir bakalım. Aristofanes, Menandros, Terentitus, Platus ve Molière'i bu noktada önemli komedi yazarı, dünya edebiyatının önemli komedi yazarları olarak ne yapabiliriz arkadaşlar? Görebiliriz. Evet arkadaşlar, komedinin özellikleri ve temsilcileri ve komedi türleri bu şekilde arkadaşlar. Bir diğer videoda dram türünü arkadaşlar öğrenmiş olacağız. Hepinize iyi günler diliyorum gençler.